Kanalıma hoş geldiniz. Yaz ayları geliyor. Evlerde, odalarda düzenlemeler, eşyaların yerleri değişmeye başlayacak. Bu videomda sizlere ağır eşyaları, çekyat olur, dolap olur, komodino olur, tek başınıza taşıyabilmeniz için tekerlekli taşıma platformu yapıyorum. Sizin de yapabileceğiniz kolay bir platform olacak. Lazım olan, daha önce yaptığım dolaptan arta kalan elimde bir MDF plaka var. Siz de bunun gibi bir plaka kestirebilirsiniz. Bunun daha büyüğü de olabilir. Bunun ölçüleri 32,5'a 32,5, yüksekliği de 1.8 cm. Ayrıca 4 tane tekerlek. Bunların ikisi frenli. Sabitlemek için, durdurmak için. İkisi de frensiz teker. Bu tekerler bu şekilde dönüyor. Sabit olan teker olursa istediğiniz yönde hareket ettiremezsiniz. 16 tane de 1,5'luk, 2,5'a 1,5 vidamız lazım. Dört köşesinden, deliklerinden bu şekilde vidalayacağız. Tekerimizin çapına da bakalım. Tekerimizin çapı 4,5-5 santim diyelim. 4,5-5 arası 1 santim. Yüksekliği şöyle baktığımız zaman 7 santim civarında. Buraya monte ettiğimiz zaman yükseklik 8,5 santim civarında oluyor. Yani taşıyacağınız eşyanın ayaklarının yerden yüksekliği 8,5 santimden azsa bunu istediğiniz gibi altına koyup ayakları havada kalıp istediğiniz yere rahatlıkla taşıyabileceksiniz. Taşıyacağınız eşyanın ayakları daha yüksekse 8,5 santimden, o zaman bu platformun üstüne bir tabaka koyup o şekilde yükseltip istediğiniz gibi hareket ettirebilirsiniz. Hemen tekerleklerimizi vidalayalım. Tekerlekli taşıma platformumuz hazır. Şimdi üzerine şöyle ağır bir eşya koyup taşımayı deneyelim. Evet, konsolumuz, taşıma platformumuzu bu konsolumuzun altına yerleştirip bunu taşıyacağım tek başıma. Konsolun içi yemek takımlarıyla dolu. Ağırlığını tahmin bile edemiyorum şu anda. Burası da dolu. Ve bu şekilde taşıyacağız. Önce boşken kaldırıp altına koymuştum platformu ama şimdi doluyken kaldırmak mümkün değil. Onun için aracımın krikosunu getirdim. Şimdi onunla kaldıracağım. Tam ortalıyorum. Sağa sola devrilmemesi için. Evet, tam ortasına gelecek şekilde altına sürüyorum. Buradan da ortalıyorum. Ve krikoyu indiriyorum. Konsol çok ağır geldi. Yüksekliği az geldi. Onun için boşken hareket ediyordu ama doluyken yanlara demek ki fazla ağırlık bindirdi. Konsolun ayakları yere değiyor. Onun için platformun üzerine tahta parçaları koyup konsolu yükselteceğim. Öncesinde konsolun ağırlığını bir ölçelim. Şimdi iki tane 2,5-3 santim yakın tahta parçasını üstüne koyuyorum. Ve o şekilde yerleştiriyorum. Ve indiriyorum.
Şu anda ağırlık tamamen platformun üzerinde. Bakalım hareket ettirebileceğiz mi? Şimdi hareket ettireceğiz. Şöyle içini açıp yeniden göstereyim. Görünüyor mu? İçi hala dolu. Herhangi bir şey çıkartmadım. Normalde bunu kaldırıp hareket ettirmeniz mümkün değil. Ama şimdi yaptığımız platformla tek bir parmak hareketiyle, bakın hiçbir şey yok. Bir parmak hareketiyle istediğiniz gibi yerini değiştirebilirsiniz. Yeniden yerine getiriyorum. Üzerindeki çiçekleri bile değiştirmedim. Bu çiçeği hatırlıyorsanız saksı boyama videomda var. Tek parmak hareket. Bu videomda evlerimizde bulunan ağır eşyaları tek başımıza taşıyabilmek için tekerlekli platform yapımını anlatmaya çalıştım. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.